Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve temmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el-Mab'ud rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tecalul hazne ida şikte sehle. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilme bi rahmetike ya rahmen rahimin. Ve bihi nesta'in. Bugün Allah'ın izniyle ecdadımız olan, öncülerimiz olan, selefimiz olan, Resulullah'ın bize emanet etmiş olduğu yıldızlar mesabesinde olan sahabe radiyallahu anhum ecma'inin kahramanlar olarak tanıtarak Allah'ın izniyle bugün birinci serisini yapacağız inşallah. Burada da belirttik biiznillah. Bizim kahramanlarımız aslında kimlerdir? Kimlere örnek almamız lazım? Kimlerin peşinden gitmemiz lazım? Kimlere tabi olmamız gerektiğini asıl kahramanlarımızdan, asıl öncülerimizden öğrenmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Enes bin Nadır. Enes bin Nadır ismi sahabeler içerisinde meşhur olan bir sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesi altında yetişmiş olan Enes bin Malik radıyallahu anhun amcası olan Enes bin Nadır. Kendisi Beni Neccar oğullarının önde gelen liderlerinden birisiydi. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da akrabasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun için demiştir ki An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbu eşgası agbar Medfu'un bil ebuab Lev aksama alallahi La barra. Allah'ın kullarının içerisinde öyle kimseler vardır ki Allah kullarının içerisinde olan öyle adamlar, öyle kadınlar vardır ki Allah'ın kullarının içerisinde öyle sadık insanlar vardır ki onlar Allah konusunda, Allah'a yemin etme konusunda şu muhakkak şöyle olacak diye yemin etseler muhakkak Allah onların yeminlerini yerine getir dediği sahabelerden birisidir. Muhakkak onların yeminlerini doğru çıkarır dediği sahabelerden birisidir. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Bedir Savaşı'na katılmamıştı Enes bin Nadır. Bedir Savaşı'na katılmadığı için çok fazla bir teessür, çok fazla bir üzüntü duyuyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına geldi ya Resulullah. Siz İslam'ın ilk savaşı olan Bedir Savaşı'na katıldınız. Bedir cihadına katıldınız. Orada Müslümanlardan, mücahitlerden olanlar vardı. Kafirlere karşı savaştılar. Ama ya Resulallah ben onların içerisinde değildim. Bundan dolayı çok üzüntü duyuyorum. Ya Resulallah eğer Allah Azze ve Celle bir daha cihat kapısı açarsa, bir savaş daha olursa, insanlar görecek ki Enes bin Nadır döne döne nasıl savaşacak? Allah bunu herkese gösterecek dedi. Sözünde de sabit çıktı. Aradan tam bir yıl geçti. Nihayet Uhud Savaşı gelip çattı. Uhud Savaşı'nda Allah'ın nurunu söndürmek isteyen şimdiki kafirler gibi. İslam'ı yeryüzünden kaldırmak isteyen şimdiki müşrikler gibi. Müslümanları ifsad edip yeryüzünde Müslüman namına hiçbir şey bırakmamak için mücadele eden şimdiki zalimler gibi. O günde 3000 tane müşriğin karşısında malını ve canlarını Allah yolunda, cennet karşılığında satmış olan mücahitler vardı 700 kişilik bir ordu. 700 kişilik ordu 3000 kişilik bir kafir ordusuna karşı karşıyaydı. 3000 kişilik bir orduya karşı karşıyaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Halid bin Velid'in o zaman daha müşrik, Müslüman değil. Onun komutasındaki düşman süvarilerini gördü. Onlara nasıl bölük bölük dağıttığını gördü. Onu görünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaş esnasında zor duruma düşmemek için Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anhu'yu görevlendirdi. Abdullah bin Cübeyr de 50 okçu ile beraber aynen tepesine yerleştirdi. Dedi ki ona, ey Abdullah dedi, bizim dedi savaşı kazandığımızı görsen de yok savaşı kaybedip akbabaların cesetlerimizi paramparça etlerimizi kopardığını görsen de sakın ha bu 50 okçuyla aynen tepesini terk etme dedi. Aynen tepesini terk etme dedi. Şu arkamda görmüş olduğunuz tepe. Orayı terk etmeyin dedi.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söyledikten sonra Abdullah bin Cübeyr tamam ya Resulullah dedi. Savaş başladığında Müslümanlar Mekkeli müşriklerin üzerine yıldırım gibi düşmeye başladılar. Kafirler öldürülüyor, sancaklarları kellesi gidiyor ve savaşı kaybetmeye başlıyorlardı. Mekkelilerin karargahları ele geçirilmiş, artık arkasına bakmadan kaçmaya başlamışlardı Mekkeli müşrikler. 3000 kişilik ordu, 700 kişilik ordunun içerisinde kaçmaya başlamışlardı. Neyden korkuyorlardı? İnançları Allah ve Resulü olanlardan korkuyorlardı. Neyden kaçıyorlardı? Ebedi cehenneme gideceklerini biliyorlar da ölmek için savaşmaya gelmiş olanlardan korkuyorlardı. Mekke'li müşrikler kaçmaya başladı. Hal böyle olunca Ayneyn tepesindeki Müslümanlar, okçular, müşrikler kaçtı, savaşı biz kazandık, ganimetleri de bize kaldı. Öyleyse bizim Ayneyn tepesinde, okçular tepesinde kalmamızın pek fazla bir manası yoktur dediler. Aşağı doğru gittiler. Aşağı doğru gidince o ganimetleri hepsi aralarında paylaşmaya başladı. Müşrikler kaçıyor. Öyle olduğunu gören Halid bin Velid usta bir komutan. Hemen Uhud dağının eteğinden geldi, okçular tepesine baktı ki Resulullah tek başına. Etrafında 8 tane mücahit kalmış, 8 tane sahabe kalmış. Onların yalnız kaldığını görünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam etrafını bir kuşatmaya alıyor. Kuşatmaya alınca Halid bin Velid komutasındaki herkes oklarını atmaya başlıyor. Oradaki duranlardan birisi Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Resulullah'ın karşısına geçiyor, ok gelip onun ağzına saplanıyor, dişleri kırılıyor. Dişleri sökülüyor orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam korumak için. Bir tanesi Resulullah'a geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünden kan akıyor. Oradaki mücahit, 8 tane mücahitten bazılarında şehit ediyorlar. Şehit edince düşman ordusu dağılmış, Müslümanlar da ganimet toplamaya başladığını görenler Halid bin Velid'in saldırısını gördüklerinde neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Müslümanların hiç beklemedikleri bu saldırı karşısında şaşkınlık olmuş. Hemen panik halinde birbirlerine karşı silah çekmeye, kılıç çekmeye başladılar. Hatta orada Huzeyfe bin Yaman radiyallahu anhun yaşlı babası Müslümanların mücahitlerin içerisinde kafirlere karşı savaşırken o panik içerisindeyken yanlışlıkla Huzeyfe bin el-Yaman radiyallahu anhun babasına kılıç çektiler. Huzeyfe bin Yaman karşılarına geçtiyse, durdurmaya çalıştıysa da durduramadılar. Huzeyfe bin Yaman'ın babası şehit oldu. Müslümanlar yanlışlıkla babasını öldürdüler. Hal böyle devam etmeye başladı. Müslümanlar fena halde sıkıntıya düştüler. Müşriklerin içerisinde Ebu Sufyan'ın yönlendirmesinin içerisinde bir tanesi vardı. Abdullah bin Kamia. Abdullah bin Kamia vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye çalıştığını zannetti. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh sancaktardı. Gitti onu şehit etti, onu öldürdü. Onu öldürünce de Resulullah'a çok benzediği için yüksek bir tepenin, kayanın üzerine çıktı. Vallahi Muhammed öldü dedi. Muhammed'i öldürdüm dedi. Muhammed'i öldürdüm dedi. Muhammed'i öldürdüm diye nara atmaya başladı. Nara atmaya başlayınca İslam'da bir kişinin önderi ölürse o İslam ölmez. Dava Müslümanlarla kaim değildir. Davanın kendisi kaimdir. Müslüman olursa dava ölmez. Müslüman yok olursa dava yok olmaz. Dava yok olmaz, Müslüman yok olur. Müslümanlar dava ile kaimdir. Dava Müslümanlarla kaim değildir. Hal böyle olunca Muhammed'i öldürdüm deyince orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürüldüğünü duyan Müslümanlar büyük bir motivasyon düşüklüğü yaşamaya başladılar. Hepsi dağılmaya başladılar. İçlerinden bazılarının, Müslümanların, mücahitlerin, müşriklerin o durumu görünce üzerlerine üşüşüp sahabelerden birçoğunu parça parça ettiklerini, kimisinin kolu kopmuş, kimisinin kafası gitmiş, kimisinin bacağı, kimisi karnından ikiye yarılmış, bağırsakları yere dökülmüş, kimisinin yüzü parçalanmış. Sahabeler bunları görünce az bir kişiye kalıyorlar. Apaçık müşrikler orada savaşı kazanıyorlar. Savaşı kazanınca Müslümanlar korkuyorlar. Kimisi korkularından Ebu Sufyan'a teslim oluyor. Kimisi mücahitlerden Medine'ye dönmeye başlıyorlar. Kimisi Uhud'un eteklerinde oturmaya başlıyorlar. Bunlardan birkaç tanesi Ömer İbn-i Hattab radiyallahu anh. İşlerinden bir tanesi Sad bin Muaz radiyallahu anh. Meşhur sahabelerden, meşhur öncülerden. Enes bin Nadır, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürüldüğünü duyuyor.
öldürüldüğünü duyunca etrafa bakıyor ki Müslümanlar paramparça olmuş, dağılmışlar. Kimisi de kaybolup gidiyor. Ellerini açıyor. Ya Rabbi, şu Müslümanların halinden dolayı senden aff ve mağfiret diliyorum. Sen onlara affet. Acziyetini affet. Bunların bu tavizlerini affet ya Rabbi. Şu müşriklerin şerlerinden ve Resulullah'ın ashabını öldürdüklerinden dolayı da sana sığınırım diyor. Kılıcını çekiyor. Gidiyor oraya. Uhud dağının eteklerine geliyor. Dağın eteklerine geldiğinde Ömer İbnül Hattab'ı görüyor. Ömer İbnül Hattab ve yanında meşhur sahabelerden birkaç kişi var. Ne oldu, niye oturuyorsunuz? Ömer İbnül Hattab elini böyle başına koymuş. Başına koyduğunda dağın tepesinde. Diyor ki, Resulullah öldürüldü, duymadın mı diyor. Ağladığını görünce, o öldüyse ne diye oturuyorsun diyor. Kalk diyor, Resulullah gibi sen de öl diyor. Niye oturuyorsun diyor. Ona öyle bir şuur veriyor ki, yanındaki oturanlara öyle bir şuur veriyor ki, oradaki motivasyonu dağılmış olan Müslüman mücahitler o şuurla kalkıyorlar. Arkasına doğru diziliyorlar. Karşısında Sad bin Muaz'ı görüyor. Sad bin Muaz, nereye gidiyorsun diyor. Resulullah öldürülmüş diyor. Resulullah hangi dava üzerine öldürülmüşse git sen de onun gibi öl diyor. Seninle geleceğim diyor. Seninle geleceğim ey Nadır'ın oğlu Enes diyor. Seninle geleceğim diyor. Gidiyor. Enes radiyallahu anh hakkında Sad bin Muaz savaştan sonra şunu söyleyecek. Diyecek ki, vallahi ben o cihat meydanında Enes bin Nadır gibi yürekli bir tanesini görmedim. Ben onu yaptığını yapamazdım. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh, hiçbir şeyden korkmayan Ömer. Hiçbir şeyden korkmayan Ebu Bekir radıyallahu anh. Ne diyorlar? Biz onun yaptığını o gün yapamazdık diyorlar. Biz onun durduğu duruşta duramazdık o gün diyorlar. Ömer İbnül Hattab'ın ve Enes bin Sa'd bin Muaz'ın yanına geliyor. Yanına geldiklerinde kılıcını kınından çekiyor. Kılıcıyla kınını şöyle yukarıya atıyor, ortadan ikiye bir vuruyor, kını ortadan ikiye yarılıyor. Kopuyor, ortadan ikiye yere düşüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kınını bölmek, kırmak ne demek biliyor musunuz? Ben artık şehit olmaya gidiyorum. Sa'd bin Muaz'ın elinden, kolundan tutuyor. Ey Sa'd diyor. Vallahi ben şu Uhud dağının eteklerinin altında cennetin kokusunu alıyorum diyor. Vallahi bunu söylüyor. Benimle gelmeye var mısın diyor. Varım diyor Enes diyor. Ben seninle gelmeye varım diyor. Arkasına doğru dikiliyor. Kılıcını çekiyor. Döne döne savaşıyor. Döne döne savaşıyor. Birçok müşrik onun eliyle cehenneme gidiyor. Birçok müşrik, birçok kafir cehenneme boyunuyor. En son savaş bitmiş. Müslümanların birçoğu şehit olmuş. 700 kişiden çok az Müslüman kalmış. Çoğu Ebu Süfyan'a gitmiş. Çoğu Medine'ye gitmiş. Çok az Müslüman kalmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehitleri gezecek. Şehitlerin kim olduğunu tek tek tespit etmeye başlayacak. Çoğunu bulacak, bir tane adamın yanına gelecek. Sadece 70 tane yüzünde yara olan bir tane adamın yanına gelecek. 80 tane vücudunda kılıç ve mızrak darbesi yarası olan bir adamın yanına gelecekler. Bu kim diyecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı yüzünü tanıyamayacak. Bir tane kadın gelecek. Bir kadın gelecek, kendisinin kız kardeşi. Rubeyiz. Kız kardeşi gelecek, diyecek ki, bu adam olsa olsa benim kardeşimdir diyecek. Ayaklarına bakacak. Ayaklarından tanacak. Bu benim olsa olsa kardeşimdir diyecek. Bu benim kardeşim Enes'tir diyecek. Enes'tir diyecek. O kardeşi, kız kardeşi Rubeyiz var ya, Resulullah'ın döneminde Medine'deyken bir tane akrabasının dişini kırıyor. Dişini kırınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayete geliyor kelenin sahipler, cariyenin sahipleri. Geliyorlar, ya Resulallah, biz bunun hakkında kısas istiyoruz diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kısas yapılacak diyor. Dişi kırılacak diyor. Enes bin Nadır radıyallahu anh, Rubeys bin Nadır tutuyor, diyor ki, ya Resulallah, sen benim kız kardeşim dişini mi kırdıracaksın, kısas mı yaptıracaksın diyor. Ne diyor biliyor musunuz Resulullah Aleyhisselam? Ey Enes, kısas yapmayı bana Allah Azze ve Celle emrediyor. Sen ne oluyorsun diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor biliyor musunuz? Vallahi ya Resulallah, sen onun hakkında kısas yapmayacaksın diye ödenecek diyor. Benim kardeşim kötü biri değil diyor. Aradan bir müddet geçiyor, ailesi geliyor. Dişi kırılan kadının ailesi geliyor, kısas yapılacak kişi. Vallahi biz hakkımızı ona helal ettik diyor. Biz sadece ondan diyet istiyoruz diyorlar. Kısas hakkından vazgeçiyorlar. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselam az önce Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu o hadisi kendisi Resulullah Aleyhisselam ona söylüyor. Enes bin Nadır öyle bir kimseydi. Kahraman bir mücahitti.
Uhud'un şehitlerindendi. Kahramandı. Bugün biz kahramanlarımız olan örümcek adamları görüyoruz. Batman'leri görüyoruz. Spider-Man'leri görüyoruz. Ant-Man'leri görüyoruz. Yenilmez kahramanları görüyoruz. Süpermenleri görüyoruz. Wonder Woman'ları görüyoruz. Kim onlar? Kafir onlar. Kimi kurtarmışlar? Amerika'dan başkasını savunan kafirler değillerdir onlar. O da sadece filmlerde. Bugün Müslüman çocukların çantalarına bakıyorum. Çantaların üzerine takmış oldukları rozetlere bakıyorum. Üzerine giymiş olduğu pijama tişörtlere, elbiselere bakıyorum. Yatak örtülerine bakıyorum. Örümcek adammış, Batman'miş, Süpermen'miş. Kafalarına bunları bilerek kazıdılar. Gerçek kahramanlar olan sahabeler unutsunlar diye. Anlamıyor musunuz? Anlamak istemiyor musunuz? Aile şuurundan bunu kaldırdılar kardeşler. Gerçek kahramanları tanımamızı engellediler. Gerçek kahramanları gözümüzün, ruhumuzun, kalbimizin sinesinden sildiler. Bizden onları unutmamızı istiyorlar. Unutalım ki onlar gibi cihad etmeyelim. Unutalım ki onlar gibi İslam'ı hakim kılmaya çalışmayalım. Unutalım ki onlar gibi mücadele etmeyelim. Unutalım ki onlar gibi cennet karşısında malımızı ve canımızı satmayalım. Uyanın diyor bize. Allah ve Resulü bize uyanın diyor. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam onun arkasından Medine'de diyecek ki Ahzab suresinin 23. ayetindeki inen ayet. Orada inen ayet. Onun üzerine, onların üzerine inen ayet. قَالَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبِهِ نَسْتَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Müminlerden öyle kimseler vardır ki onlar verdikleri sözleri yerine getiren kimselerdir. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Onlardan bazıları sözlerini yerine getirmiş, Allah yolunda şehit olmuşlardır. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِرْ Onlardan bazıları da şehit olmak için beklemektedirler. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Onlar sözlerini, ahitlerini değiştirmediler. Mal karşılığında, kazandıkları karşılığında, Allah'a verdikleri sözler karşılığında değiştirmediler. Ellerine birazcık mal geçti diye, zengin oldu diye, kazandıkları mallardan dolayı, ihtişamlara büründüklerinden dolayı, makam mal sahibi olduklarından dolayı Allah'a verdikleri sözlerini çiğnemediler. Sözlerini çiğneyip üzerlerinden geçmediler. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Onlar sözlerini değiştirmediler. Gerçek kahramanlarımızı tanıtmaya nasip etsin Rabbim bize. Aile bireylerinde biter bu şuur. Annede biter, babada biter bu şuur. Çocuğun bak bunu öğren. Eskiden yıllar önce elektrikler giderdi. Aileler toplanırlardı, aralarında mum yakarlardı. Eskilerden anlatırlardı. Şu peygamber şöyle yapmış. Bilmez misiniz? Hepiniz bilirsiniz. Şu sahabe şöyle yapmış. Şu ecdadımız bunu yapmış diye birbirlerine bunu anlatırlardı. Teknoloji çağı çıktığından beri eski çağda olan hiçbir şey artık konuşulur hale gelmedi. Gerçek kahramanları unutmayın kardeşlerim. Annelerimiz unutturmasın bizlere. Sizler geleceğin bireyleri olarak çocuklarınızı unutturmayın. Tanıdıklarınıza gerçek kahramanlarımızı anlatın. Allah İslam'ı yeniden hakim kılmayı nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Ve ahire da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.